Tamam, o zaman seni programı bekliyoruz gel. Benim sorum şu, Kerem'e. Beni benden alırsan seni sana bırakır mıyım? Merhabalar, Ahmet Spor'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Tarhan, bugünkü moderatörünüz benim. İki değerli konuğumuz var bugün. Kerem Çağatay ve Tayyip Kanarya. İsterseniz öncelikle onları tanıyalım. Kerem abi senden başlayalım. Kerem Çağatay, orta saha oynuyorum. Geçen sene de buradaydım. Bu sene de buradayım, çok mutluyum. Bu şekilde, senin rakibinim. Teşekkürler. Tayyip abi seni tanıyalım. Tayyip Kanarya, 17 Ekim 95 Kayseri doğumluyum. Bu sene Diyarbakır'a, Ahmetspor'a yeni geldik. Her şey yolunda, memnunuz. İnşallah böyle devam eder. Teşekkür ederiz. Sorulara başlayalım isterseniz. İlk sorumuz, bu her ikiniz için de sorulmuş. Ahmetspor'a gelmeden önce ön yargılarınız var mıydı? Transfer süreçleriniz nasıl geçti? Kenan, senden başlayalım. Ben başlayayım. Ben geçen sene katıldım bu takıma. İlk başta ön yargılarım vardı, yalan yok. Hatta ailemle geldim ben transfer görüşmesine. Başkanımla söylemiştim böyle böyle diye. Başkanım da tabii ki misafirimiz olabilirler dedi. Çok sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar bizi burada. Ailem de çok memnun kaldı. Ben de buraya geldiğim için çok memnunum. Geçen sene çok başarılı bir sezon geçirdik. Ligi ikinci bitirdik, playoff oynadık. Sonu güzel olmadı, biraz hüzünlü oldu. Ama buraya geldiğim için, burada olduğum için, bu şehri tanıdığım için çok mutluyum. Zaten mutlu olduğum için de bu sene tekrar anlaştım. İnşallah bu seneki hedefimiz şampiyonluk. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz, maçlarımıza çıkıyoruz. İnşallah geçen sene sezon sonunda hüzünlendiğimiz, ağladığımız şeyi bu sefer sevinç gözyaşları olarak bütün şehre, bütün Türkiye'deki ve yurt dışındaki bizi sevenlere yaşatırız. İnşallah. Şöyle, ön yargı olarak gelmeden tabii bir ön yargı oluyor insanda ama ben 3 yıldır buraya gelen bir süreç oluyordu sürekli yani. 3 yıldır her transfer döneminde bir görüşmelerimiz oluyordu. Kısmet bu seneymiş. Bu sene ben çok fazla düşünmeden açıkçası ilk teklifte biz anlaştık yani. Çok fazla düşünmek istemedim çünkü ben her zaman istenmek benim için ön planda. Para pul şu bu. Hikaye yani. Onun için bu sene böyle bir seçim yaptık. Ön yargı olarak da dediğim gibi ilk başta bir oluyor ama çok fazla bir ön yargım yoktu ya açıkçası. Geldiğim için de çok mutluyum. Böyle bir camiaya geldiğim için mutluyum açıkçası. İnşallah daha tanıya tanıya şehrimizi, takımımızı tanıya tanıya daha da iyi olacağız inşallah. İlk maçın atmosferi nasıldı abi? Yani şöyle, ben çok etkilendim açıkçası ve bana söylenen şuydu. Daha da yani bu yarısının, stadın yarısının dolduğunu söylediler. Bu daha hiçbir şey. Hiçbir şey. Evet, daha yani hep şey. Bu söylenince ben açıkçası daha da umutlandım ve bu atmosfer bile inanılmaz bize itici oldu. Taraftarlarımızla hep beraber inşallah senenin sonunda ilerleyen süreçte inşallah taraftarımız daha çok destek verecek. Stada gelecek. İnşallah. Daha büyük desteğini istiyoruz taraftarlarına. Sıradaki soru Kerem abi için. Kerem Çağatay sahanın içinde çok hırslı görünüyor. Normal yaşantısında nasıl? Vallahi ben saha içinde evet biraz hırslı oynadım. Mevki gereği de öyle, yapım da öyle. Sahanın içine girince farklı bir Kerem oluyor benim için. O hırsımı hem sahaya hem arkadaşlarıma enerji olarak da yansıtmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. Sahanın dışında da yani hiç alakası yok. eğlenceli bir Kerem var diye düşünüyorum. Takımda bana çok takılırlar. Çok sesli güler, sürekli güler maşallah. Evet, benim gülüşüme bayağı gülerler. Hatta biraz yavaş sessiz gülerler. Sahanın içindeki gibi değil yani. Sahanın dışında daha eğlenceli, biraz daha sakin bir hayatım var. Sıradaki soruya geçelim o zaman. Yine Kerem abi. Kerem abi çok seviyorlar büyük ihtimal. Kerem Çağatay, Ahmetspor'da en unutmadığın maç hangisi? Vallahi en unutamadığım maç playoff'ta Tarsus'a yani penaltılarla kaybettiğimiz maç. Çok üzüldüm. O maçta çünkü bayağı istemiştik. Ben hatta ailem benim Tarsus'ta berabere kalmıştık 0-0. Anneme babam dedi ki gelelim mi içerideki maça, çeyrek final maçına. Dedim ki gelmeyin, yarı finalle final maçına gelirsiniz. O kadar emindim yani, emindik yani, çok inanmıştık. Tabii kaybedince bayağı etkisi uzun sürdü, çok üzüldük. Bir üzüntü olarak bu maçım var. Bir de Erzincan maçında gol attığım bir maç vardı. O da unutamadığım maçlardan bir tanesiydi. Kafa golü. Aynen, kafa golüm. O maçtan önce çok böyle çapraz bağlarımda sıkıntı var deniliyordu. İstanbul'a gittim kontrollere. Hani bir ameliyat durumum bile olabilirdi. Çok şükür 2 hafta içinde döndüm. Korkulduğu gibi bir şey çıkmadı.
döner dönmez gol atmam beni çok aşırı mutlu etmişti. İyi, o zaman sıradaki soruya geçelim. Galip geldiğimiz maçlardan sonra diren marşını hep birlikte söylerken neler hissediyorsunuz? Yani ben ilk defa bu maçtan sonra böyle bir marşın olduğunu açıkçası öğrendim ve bilmiyordum yani, yalan yok. Orada hani yavaş yavaş ne yapacağımızı, ne olacağını görerek ve zamanla bunu öğrenerek maçtan sonra inşallah hep beraber taraflarımızla. Bunu ezberlemek gerekiyor çünkü bunu çok yaşayacağız bu sene. İnşallah. Ezberleriz ya. İnşallah. Kerem abi sen? Ben de yani geçen sene burada olduğum için artık ezberledik, biliyoruz. Tecrübeyle. Bir de geçen sene içeride biz gerçekten çok iyiydik yani. Bütün maçlarımızı hemen hemen kazandık. Bir mağlubiyetimiz var. Onun dışında hep galip geldik. İçeride sağ baskımız, taraftarımızın desteği, o enerjiyi çok güzel bir sinerji yakaladık geçen sene. İnşallah bu sene de aynı enerjiyi, sinerjiyi yakalayacağımızı düşünüyorum ben. Maç sonunda taraftarımıza sevinmek, o marşı söylemek. İnşallah bu sene her maçtan sonra onları söyleyeceğiz ya hep birlikte. Hatta 3 ay geçti tatil dönemi falan. İçeride maçımızı kazandık bu hafta. Çok özlemişiz yani taraftarımıza sevinmeyi. İnşallah daha fazla kalabalık bir taraftarımızla daha güzel, daha çok böyle ses çıka çıka söyleyeceğiz. İnşallah. Sıradaki sorumuza geçelim. Bu arada Mansur abiyle bir iddiam vardı benim bu yayınla alakalı. Ben buradan ona sesleneceğim. Eğer ki bittiğinde, yayın bittiğinde ona cevabımı ileteceğim. Onunla iddiamız vardı. Buradan şimdiden söyleyeyim de sonradan sıkıntı yaşamayalım onunla. Bizimle de yani güzel oldu. Ya şimdi şöyle bir soru soracaktı o bana. Bilmiyorum o soru var mı burada? Muhtemelen vardır. Ben de dedim ki ona, ben o soruyu bileceğim, senin sorduğunu bileceğim dedim. He. Ama yayın sonunda söyleyeceğim ona. Mansur abi demişken onun ismi geçiyor bu soruda. Mansur Çalar'ın geçen programda takımın en cimrisi sorusuna Kerem Çağatay demişti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani en cimrisi değil demişti, tutumlu demişti. Yani Mansur abiye buradan söylemek istiyorum. Mansur abiyle geçen seneden beri yan yana oynuyoruz biz. Ama hiç dışarıda nedense bir sosyal iletişime geçemedik. Çünkü Mansur abi evli. Buradan yengeye de selamlar. Hani Mansur abi benimle dışarı çıkamadığı için bilmiyor benimle dışarıdaki arkadaşlarımla nasıl paralar harcadığımızı diyeyim ya da benim şey ısmarladıklarım falan. Ben şahidim. Yani Tayyip geldiğinden beri birlikte çıkıyoruz. Tayyip arkadaşım şahit. Öyle bir şey yok. O biraz kinayeli bir cevap vermiş. Ben de buradan tekrar yengemize, ablamıza çok selamlar. Tayyip abi sence? Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Yani konu Kerem'den açıldı ama Kerem yani çıktığımızda benim gördüğüm kadarıyla öyle bir şey yok. Bilmiyorum yani. Belki Mansur abiyle oturmadığı için öyledir. Teşekkürler. Ben de şahidim. Ben takımda henüz öyle birini görmedim yani, öyle biriyle karşılaşmadım. Ahmet hocamız sağ olsun bize çok ceza kesiyor zaten. Öyle cimrilik bir durumumuz kalmıyor. 10-3 olsun, dışarıda olsun her türlü ceza kesmeyi seviyor. O yüzden genelde bütün takım olsun, yardımlaşma konuları olsun, bunlar burada söylenmez. Herkes elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor birbirine. Sıradaki sorumuza geçelim. Kerem Çağatay, yeni sezonda Ahmet Spor'da kalmanı en çok etkileyen sebep nedir? Vallahi gerçekten geçen sene burada çok iyi bir aile ortamımız oldu bizim. Özellikle sezon sonuna doğru çok iyi bir çıkışımız oldu. Taraftarımızla bütünleşmemiz çok iyi oldu. Çok güzel bir aile ortamımız oldu. Yönetimimiz, başkanımız. O soruya cevap ben vereyim. Hocalarımız. Hangi soruyu hocam? Ben istemesem kalmazdı. Doğru. Hocam ne de saklıdır. Konuk yani, hoca mıydı? Konuk hoca girdi, bir reklamlar yoksa dedi gitti. Yani burada gerçekten çok iyi aile ortamımız var. Başkanımızdan yöneticimize, burada çalışan personelimiz, takım içi arkadaşlığımız, hocalarımız tesiste kalıyorlar. Yani arkadaş gibiler bizimle. O yüzden ayrıyetten bu kadar ben büyük bir camia olduğunu gerçekten bilmiyordum. Yani buraya geldikten sonra anladım. Türkiye'nin her yerinde Ahmet Spor sevgisi çok fazla. Sadece bu şehirde değil, sadece bu stadı doldurmuyorlar. Yani bizim bu arada deplasman yasaklarımız var. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Bir an önce kalkmasını istiyoruz. Ya böyle bir saçmalık yok. Sadece Ahmet Spor'a özel bir yasak bu.
Biz taraftarımız da her gittiğimiz deplasmanda da aynı sevinçleri yaşamak, üzüntüleri de yaşamak istiyoruz yani. Buradan onu da söyleyeyim. Yani Türkiye'nin her yerinde Amespor sevgisi... Üzüntü yaşamayalım. Yaşamayalım. Tabii de futbol bir yani. Üzüleceksek de birlikte üzülelim. Yalnız tribünlere karşı üzülmeyelim yani. O yüzden Amespor sevgisi çok başka. Ben Aydınlıyım. Aydın'da hiç tanımadığım insanlar beni tanıyor. Benden formalar istiyorlar. Gerçekten burası çok büyük bir camia. Bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. O zaman sıradaki soruya geçelim. Bu soruya her ikinize. Avrupa'da hangi takımda oynamak isterdiniz? Tayyip abi senden başlayalım. Benim küçüklükten beri bir süre gelen bir şeyim var. Ben Milan'da oynamak yani çünkü benim onlu yaşlarımda falan Milan gerçekten çok o zamanlar müthiş işler vardı ve birkaç şey duymuştum oranın hakkında. İşte her şeyin kalitesi olduğu için bir Milan o zamandan beri süre gelen benim aklımda Milan var. Yani Milan'da oynamak isterim. Teşekkür ederiz. Kerem abi sen? Bence Avrupa'nın ve dünyanın en büyük takımı Real Madrid. Orada oynamak isterdim. Bence Barcelona ama Real Madrid'de. Büyüktür. Sıradaki soru. Arnavutköy maçında taraftarlarımızı nasıl buldunuz? Hayırlı. Önce Tayyip abiye sorayım. Ben dediğim gibi beklemiyordum. Yani ilk başta maç başlama bir 10-15 dakika kala stat çok fazla böyle herhalde bir 5000-6000 vardı. Maç başladığı andan itibaren herhalde bir 15-20 bini buldu. Ben dediğim gibi bizim için gerçekten çok itici bir güç oldular ve rakip için de tam tersine bize inanılmaz destek verdiler. Onların sayesinde ben kazandığımızı yani galip gelmemizde ondan da çok büyük payı var. Şimdi ben tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi kazandıkça daha da artacağını düşünüyorum. İnşallah. Kerem abiye soracağım da Kerem abi önceki senelerden 30-40 binlere alıştığı için. Yani biz 40 binlere gördüğümüz için. O yüzden ya taraftarımız az da olsa çok da olsa her zaman elinden geldiğinin fazlasınca desteklemeye çalışıyor. Bizim gücümüzün bittiği yerde onların enerjisiyle biz daha coşkulu oynuyoruz. O yüzden onların stada gelmeleri, desteklemeleri bizim için çok önemli. Bu maçta da ellerinden geldiğince desteklediler. Ama ben alışkınım 30'lara 40'lara. O yüzden daha fazla bekliyoruz. İnşallah o 30'ları 40'ları ben Bursa maçında göreceğimizi düşünüyorum. Bursa Spor maçında. İnşallah. Sıradaki sorumuza geçelim. Bu güzel bir soru. Aşk mı, para mı? Önce Tayyip abiye soralım. Tayyip. Yani ama doğru cevaplayalım bence. Şöyle, şimdi şu an için sorarsam bunu ben para derim. Şu an öyle çünkü hani ben yani aşkla alakalı çok fazla bir şeyim yok şu anda. Para derim yani şu an. Buradan duyurulur mu? Yok duyurulmaz. Şu an için para yani. Tamamdır. Teşekkür ederiz Kerem abi. Yani bence aşk seçerdim. Yok canım. bence para ya. Çünkü para olmadan saadet de olmaz, aşk da olmaz. Aşk belli bir süre sonra bittiğini düşünüyorum ben. Hele şu ekonomik şartlarda, şu dönemde bence paranın önemi daha fazla. Para olunca aşk da olur, sevgi hepsi olur. Kesinlikle katılıyorum. O zaman buradan yönetime sesleniyoruz. Para. Yok yönetimimiz ya seslendim. Elinden gelenin fazlasıyla yapıyorlar o konuda. Allah'a var. Evet her şey yolunda şey o konuda. Ya. O konuda bir sıkıntımız yok çok şükür. Para olmazsa her şey boş yani. Yok be böyle. Bir yere kadar. Yok be biraz aşk da lazım. Para olmazsa. Sende var herhalde bir şeyler. Bir yere kadar. Sıradaki sorumuza geçelim bence. Yok abi ya. Bunu özel olarak gönder. Gönder. Buradan gönder. Sıradaki sorumuza geçelim. Tayyip abi bu soru sana. Tayyip Kanarya futbol kariyerinde unutamadığın gol hangisi? Unutamadığım gol Bandırma Spor'da Bodrum Spor maçında pandemi dönemiydi. Pandemi geldi yani bizim son maçımız Bodrum Spor maçıydı. Bandırma Spor'da ben şampiyonluk golünü atmıştım yani o golü unutamıyorum. 1-0 kazanmıştım. O maç benim için önemli bir maçtı yani ve o gol benim için en değerli gol. Şu an onu diyebilirim. İnşallah kardeşim unutamadığın gollerden Birkaçını da burada atar. İnşallah. Sıradaki sorumuza geçelim. Bu soru ikinize de. Maçtan önce kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Maçtan önce... Başkan bastı. Ooo gençler. Baskın basarım. İnadak mı geldi? Evet. Benim sorumu sordunuz mu?
Sorunu sordun mu? Hayır başkan, daha sordum. Sorun var mı orada? Söylemediler bize bir şey. Görmedim ben de. Size sorun geçemezdik. Bence yüz yüze sorun. Yüz yüze sorun. Bu sorun. Başkanım bence soru işsiz sorun. Kerem 5'e 2'lerde niye hiç ceza yemiyor? Mansur'un söylediği şey doğru mu acaba? Ne söyledi? Sorunun içinde geçen cevap var. Geçen hafta Mansur dedi ya takımın en cimrisi Kerem. He yok, ben katılmıyorum ona. Onu konuştuk biz. İyi ki geçmiyor. Biraz iyiyim sanki ya. Soruyu tekrardan sorayım o zaman. Unuttuk. Başkan gelince biraz şey olur. Maçtan önce kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Vallahi maçtan önce müzik açıyoruz ya biz soyunma odasında. Kerem abinin büyük bir ses sistemi var. Onu soyunma odasına getiriyor son ses. Aynen. Herkesi de motive ediyor çok şükür. Hangi tür müzikler genelde? Daha motive edici. Orada hareketli. 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 Murda. Biraz rap böyle tarzında. Biraz daha sert. Öyle müzik dinleyip konsantre oluyoruz ya. Onun dışında öyle bir totemim falan yok. Sadece müzik dinleyip hep birlikte konsantre oluyoruz soyunma odasında. Sait abi sen? Yani benim de öyle bir şeyim yok da bir kardeşim dostum var benim. Her maçtan önce onunla konuşuruz yani. Bir de ekstradan dua yani. Öyle ya aynen dua yani. Ailemizden, eşimizden, dostumuzdan şey dua. Yani. Teşekkür ederiz. Sıradaki soruya geçelim o zaman. Tayyip abi bu soru sana. Tayyip Kanarya, Kayseriler sıkı pazarlık yapar derler. Doğru. Transfer sürecinde sen de başkan ile sıkı pazarlık yaptın mı? Hadi bakalım Tayyip. Yani şöyle... transfer sürecinde ben çok zorlamadım kulübü, öyle söyleyeyim. Dediğim gibi istenmek çok önemliydi benim için. Ama tabii ki bir pazarlık dönemi oluyor, pazarlık süreci oluyor ve erken görüştük biz yani, çok erken görüştük. Sezon bitti, biz playoff yarı finali oynadık. 2 gün sonra ben Faruk abiyle görüştüm. Faruk abi aramıştı. Bir hafta, 10 gün içinde çözüldü yani. Çok fazla da uzamadı. Çok sıkı pazarlık da olmadı yani. Ama güzeldi. Pazarlık iyidir ya. Pazarlık süredir. Ortaya da buldunuz o zaman. Bulundu ortaya. İyi o zaman. Bence de bir su içelim. Soruların yarısına geldik. Kayseriler gerçekten öyle mi? Pazarlık. Evet. Var var biraz var. Ama kardeşimde yok da Kayserilerde var. Çok yani nasıl diyeyim böyle şey yapıyorlar. Atıyorum değeri o. Değeri 2 lira diyelim. O değer mesela ya bunu 1.9 olsun atıyorum. 1.900 olsun. Gibi olsun yani sünnetten ya olsun ya. Seviyorlar o. Evet var yani o geliyor kendinden geliyor herhalde. Bardağı indir. Bardağı. Oğlum bardağı indir bir bardağı. Sıradaki soruya geçelim o zaman. Bu arada Dicle Frasu'ya da teşekkür ederiz buradan. Reklam. Takımda bir lakabınız var mı? Varsa nedir? Bu soru her ikimize. Kerem abi senden başlayalım. Evet. Benim var. Geçen sene Üstün abi sağ olsun koydu. Öyle de kaldı üstüme yapıştı. Bana Çoka Krem diyordu o. Sonra Çoka Krem çok uzun olduğu için Çoko diye kaldı. Sağın içinde Kerem demezler bana, Çoko derler yani sürekli. Lakabım Çoko olarak kaldı burada. Tayyip abi senin? Ya benim değişik Tayyip ismi çok fazla kullanılmıyor. Burada özellikle. Yani, aklımda kullanılmıyor. İşte Tayo diyen var, Kanarya diyen var. Özellikle kuş diyen var. Taraftarlardan Kanarya çok kullanılıyor. O böyle zaman buradan taraftarlarımıza söyleyeyim ve güzel bir lakap bulabilirlerse. Bulurlarsa tamam. Ben kabul. Yorumlara falan. Yorumlara falan güzel bir lakap. Aynen. Bunu yayınlama. Bizi keselim. Sakın. Bunları yayınlama. Başımıza bela açıyoruz. İyi geç geç seni soruyorum. Sıradaki soruya geçelim o zaman. Ben şimdi hemen şey yapayım. Sıradaki soruya geçelim o zaman. Güzel bir soru. Tayyip Kanal... Pardon. Başkasını çekti. Sen nereden başlayabiliyor musun? Aslında bunlar da ekler. Ben de keyifli.
Sıradaki soruya geçelim o zaman. Bu soru ikiniz için. Eğer futbolcu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz? Sait abi senle başlayalım ve bence esnaf ya da ticaretle uğraşırdın. Yok çok bende öyle esnaf şeyi çok fazla yok. Babam esnaf ama yani ben de çok fazla 7 yaşından beri ben sporla uğraştığım için futbolcu olmasaydım da yine ben sporun içinde olurdum diye düşünüyorum. Farklı bir dal. Farklı bir dal olabilir ya da atıyorum işte beden eğitimi ile alakalı bir dal olabilir. Sporla uğraşırdım yani kesin onu söyleyeyim. Kesin o zaman. Teşekkür ederiz. Kerem abi sen? Ben de aynı şekilde ya sporun içinde kalırdım ya. Futbol dışında yazın falan da farklı şeyler de yapıyorum ben. Basket, voleybol olsun o tarz şeyler de yapıyorum. Ben de herhalde büyük ihtimal beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük o tarz bir şey yaparım. O zaman sıradaki soruya geçelim. Tayyip Kanarya'nın bu sene gol ve asist hedefi nedir? Güzel soru. Hadi bakalım. Ya ne söyleyeceksin bence, şimdi bak ben sana söyleyeyim onun altına düşmemen lazım. Bence. Söyle. Sen söyle önce. 20. Aha. Bence. Ya ben normalde takım şampiyonluğu bence, oynuyor. Bence Tayyip Kanarya bu takımı de, şampiyon yapar. 20 iyidir 20. Şimdi normalde ben söylüyorum. Sayı söylemiyorum 20 ama, değil 21 abi plakayı yakalaman lazım. Daha iyi 21 ama, bence. Plakayı şöyle söyleyelim. O zaman ilk hedefimiz takımın şampiyonluğu olsun. Kimin ne attığı, kimin ne asist yaptığı önemli değil. Ama ağzınızdan da bal damlıyor. 20'ler, 25'ler inşallah. Bulur. İnşallah hedefimiz. Hedefimizi o şekilde koyalım. Ama ilk hedefimiz şampiyonluk olsun. Dediğim gibi sonrasında inşallah 20 bulursak çok güzel olur. İyi o zaman i̇nşallah. Anlaştık. Peki Kayseri kampında Dilan Parlak'la bir fotoğrafınız var. Evet. Orada bir iddiaya girdiniz. O evet. 15 gol altı atarsan tatile sen doğru. Demişti. Evet. Üstünde atarsan iddiayı benim her türlü benim işime gelecek. Evet. Hem o iddiayı kazanacağım hem de benim işime gelecek. Yani ben isterim ki burada 20 atayım, 30 atayım. O iddia da evet iyi gözüne çarpmış. Evet. İnşallah hem o iddiayı kazanırım. Bu arada İlhan Parlak'a da buradan selam olsun. Benim için çok değerli, çok kıymetli bir insan. Allah razı olsun bize hayatı gösterdi diyebilirim yani. İnşallah o iddiayı da ondan kazanacağım. O zaman soruyu değiştireyim. Kerem abiye sorayım. Gol ve asist toplamı sezon sonu ne olur? Vallahi toplamı. Gol ve asistin ya toplamı. Kerem mücadele etsin. Boş ver gol atmasın. Mücadele etsin. Altın var oynuyorum. Bence Kerem abi sezon sonu ne diyorsun? Bir 7 asist, 8 asist tane de gol sığdırır. Ya sanmıyorum. 4-5 gol bulursak iyi orta sahalar için, benim oynadığım mevki için. İnşallah o gol sayısına ulaşırız. Bir o kadar da asist yaparsam iyi olur yani. Arnavutköy maçında kaçırdığın gol nazar boncuğu olsun o zaman. Arnavutköy maçında evet biraz. Beşi bulur ama ya. Kaçırır. Gol. Asiste bir şey demiyorum da. Yani burada hocam beni biraz daha ileri salarsa büyük ihtimalle beşi bulurum. Ahmet Hoca'ya duyulur o zaman. Genelde boşaltma diyor bana oraları. Evet. O zaman sıradaki soruya geçelim. Sahip abi bu soru sana. Sahip Kanarya'nın kariyerindeki en zorlandığı defans oyuncusu kim? Yoktur ya. Güzel soru. Yani isim söylemeyeceğim. Çünkü ikinci ligde gerçekten iyi oyuncular var. İyi defans oyuncular var ama isim söylemeyeceğim ya. Çünkü öyle şunda çok zorlandım diyeceğim bir oyuncu yok. Ama illa bir isim söylemem gerekiyorsa beğendiğim, beraber oynadığım, karşılıklı oynadığım da bir oyuncu söyleyebilirim. Onur Akbay. Olur mu sporumuz? Sıradaki soruya geçelim o zaman. Pardon. O soruyu buldu. İstemeden o soruyu buldu. Pardon diyebilirim. Devam. O zaman sıradaki soruya geçelim. Bu soru her ikinize. Bu sezon en çok hangi Ahmet Spor formanızı beğendiniz? Bende mi cevap attın? Ben söyleyeyim. İkinize. Kerem abi senden başlayalım. Vallahi ben siyah formayı çok beğendim bu sene. Onun dışında yeşil formamız da zaten klasik. İçeride hep giydiğimiz forma. O zaten vazgeçilmez. Ama onun dışında siyah formayı aşırı beğendim bu sene. Yani bence de siyah forma gerçekten bir fark yaratmış yani. Ama bence formanın dördü güzel. Ben dördünü de beğendim. Yalan yok. Ama siyah bir adım önde diyebiliriz. İyi o zaman. Sen hangisi beğendin? Ay bence yeşil bence en iyisi abi ya. En iyisi çubuklu. Deniz Mahfabı göreceğiz.
İnşallah buradan Kerem abi selam. Oğlum ben huzur ver. Ben huzur ver. Ben son hazırlık maçında Ahmet hoca hasta oldum. Alacaktım formayı. Ben ama formayı alırsam vermem oğlum biliyorsun. Ahmet hoca söylemişti. Oynadığımız son hazırlık maçında az bir şey kötü oynadım. O yüzden Kerem abiye formayı kaptırdım ama en kısa zamanda tekrar. Ya forma sendeydi. Üstünden kendin çıkardın, bana verdin. Tamam abi. Ben gelecek artık... şans gelecek herkese. Yani. En fazla bir 5-6 hafta daha Kerem abi öyle götürür. Ondan sonra... İnşallah kardeşim. İnşallah diyelim. Ahmet hocaya selamlar. Ahmet hocaya selamlar. 5-6 hafta diyor. 5-6 hafta böyle gitsin, sonra kötü oynasın, ben oynayayım. Ona geldi olay. Yok bana abi ya öyle bir şey değil. Ona geldi olay. Bana yok abi ya. Abim diyeceksin sonuna kadar iyi oynasın. Bize de şans geldi. He zaten öyle abi. Ben Kerem abi her maç öncesinde gidiyorum yanına en iyi oynaması için motive ediyorum. Doğru mu? Doğru kardeşim. Yunus kamera açıp baktığın sağda olmuyor burada gitmiş. Bence sıradaki soruya geçelim o zaman. Geçelim. Tamam. Yunus sağda bu kadar sıkıştırmıyorsun lan beni. Sahip Kanarya Diyarbakır'a ilk geldiğinde neler hissetti? Ben daha önce deplasmana geldiğim kadarıyla yani biliyorum Diyarbakır'ı. Ama çok güzel bir şehir olduğunu duyuyordum. Daha önce oynayan arkadaşlarımdan, buradaki ahbaplarımdan. Diyarbakır gerçekten çok güzel bir şehir ve biz burada eğer başarı sağlarsak tadından yenmez olaylarını ben çok duydum yani. Yani hislerim şu şekilde, ben dediğim gibi buraya istenerek geldim. Bu benim için çok büyük bir ekstra. Ve burada olmaktan mutluyum. Yani Diyarbakır güzel bir şehir. Kılmıyoruz. İstediğimiz her şey var. Her olanak var. O yönden güzel yani. İnşallah daha da güzelleştireceğiz. İnşallah. Kerem abi sence? Ya ben zaten geçen sene de buradaydım. Hatta ilk sorularda da cevapladım bunu. Çok güzel bir şehir. Hiç dışarıdan lanse edildiği gibi, medyanın lanse ettiği gibi bir şehir değil burası. Gayet modern, yaşam standardı çok yüksek, insan kalitesi çok yüksek. İnsanlar çok sıcakkanlı, çok misafirperver. Yani dışarı çıktığın zaman sosyal hayat çok güzel. O yüzden çok şanslı hissediyorum. Çok seviyorum bu şehri yani. Dediğim gibi ailem de geldi, gezdiler. Onlar da bayıldılar buraya. Ve yemekleri çok güzel. Efsane. Efsane. Yemekler harika. Buradan aşçımızı da çok iyi yapıyor. Onun dışında zaten ciğeri meşhur. Ciğerin hastasıyız. Lahmacun da ekstradan çok seviyoruz. Daha ne olsun yani. Ben ufak bir olayımı anlatayım. 17 yaşındayken Kayseri Spor altyapısında oynuyordum. Tayyip Hayvancı bunu ilk defa duyuyor. 17 yaşındayken okula falan da gidiyordum o zaman Kayseri'de. Kayseri'deki öğrenciler hep bana şunu söylüyordu. Diyarbakır nasıl mesela? Hep onlara ben de geri, mesela siz nasıl biliyorsunuz diye geri iletiyordum. Onlar da bana küçük bir yer böyle, küçük evler, işte gelişmemiş yer olarak söylüyorlar. Ama bence dışarıdaki insan, Diyarbakır'ı hiç görmemiş olan insanlara söylüyorum bunu. Bence bir gelip görsünler, ön yargılarını kırsınlar. Hem misafirperver olarak çok güzel bir şehir, hem insanları çok güzel, hem yemekleri, tarihi yerleri çok güzel. Bu arada Kayseri'nin yemeklerini de es geçmeyelim lütfen. Kayseri mutfağımız da inanılmaz güzeldir. Şimdi sen ben de kendi memleketimi sen Diyarbakır'a ben Kayseri. Benim Aydın'ın yemekleri de güzeldir mi? Kayseri'yle Aydın gurme birlikleri de. Ben geldiğimde Faruk abi pastırmayı biraz fazla tüketiyor. Benden istedi, getirdim, çok beğendi. İkinci siparişi verdi şimdi. Buradan ona söyleyeyim, çok sevdi yani. İnşallah size de getirelim. Kayseri'nin yemekleri olsun. De güzel ama Diyarbakır'ın bence. Diyarbakır farklı. Ya, o yörenin farklı. Yöre, yemek kültürleri farklı. O yöre farklı, orası farklı ama gerçekten her şey 10 numara. O zaman sıradaki soruya geçelim. Geçelim. Sahip Kanarya tesis içi ve takımdaki arkadaşlık ortamını nasıl görüyorsun bu sene, ilk sene? Ya ben geldiğimden beri hiçbir yabancılık çekmedim. Yönetim ve hoca faktörümüz var. Gerçekten yani yönetimdeki abilerimiz, başkanlarımız, hepsine Allah razı olsun, bizi buralara kadar getirip ve hiçbir eksiğimizi bırakmadılar yani. Hoca faktörümüz de çok büyük. Hoca gerçekten bizim bir aile olmamız, aile ortamı kurmamızı sağladı. Ve takımın içindeki büyüklerimiz, abilerimiz, bizler de dahil inanılmaz bir aile ortamımız oldu. Ve ben böyle ortam daha önce nadir bulmuşumdur, nadir görmüşümdür. Yani her takımda herkes kendi kafasına göre takılır. Kimisi işte odasından çıkmaz, kimisi işte sürekli dışarıdadır.
Kimisi sadece çalışmaya odaklıdır. Ama burada her türden var ve herkes bir arada. Yani ben şimdi oturup Kerem'le istediğimi yapabilirim, öbürüyle yapabilirim. Yani herkes birbiriyle şu anda bağlantılı ve aramızda herhangi bir kötülük, herhangi bir kötü düşünen bir insan olduğunu ben düşünmüyorum. Ve bu maça da yansıdığını düşünüyorum bu hafta. Bu geri dönüşü yapmak gerçekten zordu. Bu aile ortamı, bu birlik, beraberlik bize maçı kazandırdığını düşünüyorum ben. İnşallah bu şekilde devam eder. Her şey olumlu yani. İnşallah bu kenetlenme bozulmazsa, sizler de ayrılırsınız ama şampiyonluksa gelir böyle. İnşallah. Hedefimiz o. İnşallah. Kerem abi sence? Ya ben zaten ikinci senem burada. Memnun olduğum için zaten buradayım. Çok şükür. Yani Tayyip söyledi her şeyi. Ben de bir önceki konuşmalarımda söyledim. Her şey, ortamımız çok güzel. Çok güzel bir aile ortamımız var. Böyle ortamlar kolay yakalanmıyor. O yüzden bunu yakaladığımız için bir de taraftarımızla bütünleştiğimiz zaman bence bu sene başarı kaçınılmaz olacak diye düşünüyorum ben inşallah. İnşallah. Sıradaki soruya geçelim o zaman. Kerem abi, bu soru sana. Kerem Çağatay, taraftarın sizde olumsuz etki verdiği anlar oluyor mu? Varsa nelerdir? Vallahi olumsuz hiçbir şeylerini görmedim ben ya. Burada geriye düştüğümüz zaman da, bu haftada, geçen sene de çok yaşandı. Geriye düştüğümüzde de maçın son düdüğüne kadar her zaman bize hep destek oldular. Hiçbir şekilde rahatsız olacağım bir durum olmadı yani. Onlar bizi desteklerini hiçbir zaman esirgemiyorlar zaten. Yani tek şeyim, olumsuz şey olarak şey söyleyebilirim. Çok forma istiyorsunuz. Çok forma istiyorlar. Tek sıkıntı onun dışında her şey çok iyi. Taraftar çok olunca sana öyle geliyor. Çok istiyorlar gibi geliyor. Taraftar çok normal. Ya sadece burası değil ya. Aydın'a gidiyorum ben. Aydın'da da istiyorlar. Her yerde istiyorlar yani. Sadece burası da değil. O kadar çok seviliyor ki Ahmet spor forması çok, onlar için çok değerli. Anlayabiliyorum. Ama bizim de forma sayımız kısıtlı. Yani onlar da bizi anlasınlar. Geçen sene kaç tane forma dağıtmışsındır Kerem abi? Aşağı yukarı sence. 15 falan dağıttım herhalde ya. Az. 15 dağıttım. Az. Tamam. Tayyip'e yüklenin. Tayyip'e yüklenin. Önce forma alınsın. Formayı alsın herkes. Formayla gelsin. Biz de elimizden geldiğince zaten veririz yani. Cevap verebilir miyim ben de? Taraftar bu maçta 1-0 geriye düştüğümüz için kusura bakmayın ama biraz sesimiz düştü bence. Desteğimiz azaldı. Ahmet Spor direnmektir. Geriye düştüğümüz halde de desteklememiz lazım. 2-1 kazandık maçı. Bunu da gördük. İnşallah daha güzel olacak. O zaman yeni soruya geçelim. Sıradaki sorumuz. Soru aklındaydı. Soru çıkmış. Takımın en komiği, eğlencesi kim? Bu soru her ikinize. Tayyip yeni geldi ya. Tayyip söylesin. Ben yani şu anda bir isim vereceksem bence Ömer Bozan. Çünkü her anlamda, herkesle, her an yani bir bomba yapabiliyor. Ve sallamaları çok iyi. İnanılmaz sallıyor ve yani gerçekten güldürüyor. Bence bu sorunun cevabı Ömer Bozan. Kerem abi sence? Bence de Ömer abi. Ömer abi benimle de uğraşmayı çok sever. Bayağı takılır bana ama çok komik. Ömer abi dışında bir de Ercan çok komik. Evet. Ercan çok komik. Ercan da çok doğal bir komik. Ömer abi çok zeki espriler, çok aralara çok iyi salar böyle futboldaki gibi. Ercan ama demek, Ercan doğal komik yani. Ne demek istiyorsun zeki? Ömer abi, Ercan? Ya, ne demek istiyorsun? Kötü yere çekmeyelim. Doğal komik. Ercan. Taraftarlarımızdan gelen sorular bitti. Birbirinize sormak istediğiniz sorular var mı peki? Vallahi ben Tayyip geçen sene bize ilk maç Uşak'la burada 30'dan falan iyi sıktı yani bize. Güzel bir gol attı. Hani bu sene de bu takıma geldi. İnşallah aynı frikik gollerini buradan da bekliyoruz. Yani sen ne düşünüyorsun? Geçen sene gol attığın takıma geldin falan. Büyük ihtimal attığın en güzel goldür Tayyip. Evet. Yani zamana kadar ki attığım en güzel goldü. Mesafe çok yani 30-35 metre vardı. Kaleci de beklemiyordu herhalde yani. Tamam İte abi. İnandım ama orada. Hayır inandım gerçekten yani uzak mesafe. Takım arkadaşım hatta bana dedi ki Uğurcan mı falan, şaşırdı dedim Uğurcan. Müthiş bir gol oldu evet. Sadece kaleci değil, kimse beklemiyordu bence. Doğru, kimse beklemiyordu ama gerçekten çok güzel gol oldu. Yani bu zamana kadar ki atmış olduğum en güzel ve gerçekten gurur verici bir şey benim için. Burada da bekliyoruz kardeşim. İnşallah. Burada da bekliyoruz. İnşallah fırsatımız olursa. İnşallah olacak. Sorularımız bitti. Cevapları elimizden geldiğince vermeye çalıştık. Hatamız olduysa affolsun. Teşekkür ederiz ikisine de. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim.
Ahmet Spor'a abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Eğlenceler devam edecek. Eğlenceler abone devam olun. Edecek. Takipte kalın. Teşekkür ederiz. Maçlara bekliyoruz. Maçlara bekliyoruz. Taraftarımızı maçlara bekliyoruz. Tadı dolduralım. İnşallah sezon sonu hep birlikte şampiyon olacağız. İnşallah. Ahmet Spor taraftarıyla güzel.